Atakum Belediyesi Atakum Kent Konseyi ile 137 Sivil Toplum Kuruluşu'nun yer aldığı Atakum Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları platformuyla yangın bölgelerine ihtiyaç malzemesi göndermek için yaptığı güç birliği sonrasında kısa sürede yardım tırlarının tamamlayarak yangınların devam ettiği Antalya ve Muğla'ya yola çıkardı. Türkiye'nin bir afet yaşadığını söyleyen Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci şöyle konuştu. Atakum ve Samsunlar bu tip dönemlerinde dayanışma kültürünün gereği olarak yardımlaşmayı ve oradaki yurttaşlarımıza, ihtiyaç sahibi yurttaşlarımıza ellerini uzatıyorlar. Biz her zaman olduğu gibi Atakum Belediyesi olarak köprü görevi olmayı sürdürüyoruz. Daha önceki afet dönemlerinde de o tip afetleri yaşayan illere de, bölgelere de Samsunların ve Atakumların desteğini taşımış ve iletmiştik. Şimdi de hem Antalya'ya hem Muğla'ya, o bölgeye bugün iki tırla, daha sonraki günlerde başka tırlarla o bölgenin ihtiyacı olan malzemeleri ulaştırıyoruz. Biz köprü görevi yapıyoruz. Samsunlar ve Atakumlular Karadeniz'in dayanışma elini, onlarla onların acılarını paylaşma isteğini bizim aracılığımızla onlara iletiyorlar. Hem tırın içindeki onların ihtiyaçlarını karşılayacak malzemelerimiz, hem de Atakum Belediyesi'nin çalışanları bu bölgelere gidecekler. Onların acılarını paylaştığımızı onlara iletecekler. Bu süreci devam ettireceğiz. Ben yine sizin aracınıza bir çağrı daha yapmak istiyorum. Orada yangın sönmedi. Yangın söndükten sonra ihtiyaçlar daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Karadeniz'in, Samsun'un, Atakum'un yardım eli o bölgedeki insanlarımızın, o bölgedeki yurttaşlarımızın omzundan çekilmemeli. Atakum Belediyesi aracılık etmeye, onların yardımlarını o bölgedeki ihtiyaç sahiplerine, o bölgedeki belediye başkanlarımızla ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmaya her zaman hazır olmaya devam edecek.